Dördüncü sınıf matematik dersi sene sonu seviye belirleme sınavını birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, bu videomuzda bütün senede öğrendiğini göreceksin. Bir deneme sınavı gibi düşünebilirsin. Beşinci sınıfa hazır olup olmadığını ya da dördüncü sınıfta neler öğrenip öğrenmediğini göreceksin. Puan değerlendirmesi de yapabiliriz. 20 tane sorumuz var. Burada 100 bölü 20'den her soruya 5 puan dedik. Durdurun önce, sonra siz çözün. Aldığınız puanı da bizimle ve diğer arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki doğal sayıların hangisinin okunuşu doğrudur diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler, bakın burada bölüyü birbirinden noktayla ya da birbirinden ayırarak da gösterebiliriz. Noktayı bin şeklinde okuyabilirsin. 524 bindir, değil mi? Bak burada da yazmış. 524 bin. 524 bin. Devamında 60 demesi gerekirken 600 demiş burada. Maalesef A seçeneğinde bir doğruluk yok. B'ye bakıyorum. 180 bin şeklinde okurum bunu. 180 bin demiş. 005 olmaz. Birler bölüğünde artık ne varsa onu okuman gerekiyor. Hani sen saymaya başlarken 1, 2, 3, 4, 5 diye sayarsın. 005 maalesef olmuyor. Bunu da eledim. Buraya baktığım zaman 902 bin diyor. 902 bini dedikten sonra birler bölümünde 403 var. Zaten burada da 403 varsa doğru cevabımız C seçeneğidir. 107 bin diyeceğine 17 bin diyor. Maalesef D seçeneğinde de hata var. 2 numaralı sorumuz 589.483 doğal sayısında 8 rakamlarının basamak değerleri hangi seçenekte verilmiştir? Basamak adlarını da tekrar edelim. Bu sene basamak ve bölükleri farklı olarak gördüğümüz sevgili öğrencilerim. Nasıldı bunlar? Birler basamağından başlıyor, değil mi? Birler, onlar, yüzler, binler, OB, on binler, YB, yüz binler. O zaman 8'in bir tanesine baktığım zaman burada on binler basamağında, diğerinde onlar basamağında olduğunu görüyoruz. 8 tane onluk 80 eder. Eleme yöntemiyle A seçeneği ve B seçeneği gitti. Bak buradaki 8 on binler basamağında baktığımız zaman 8'i yazdıktan sonra istersen basamak değerini bulmak istiyorsan 8'in sağ tarafında bakın 1, 2, 3, 4 tane rakam varsa 1. 2. 3. 4. rakamı yazarsın. O 4 rakam yerine 4 sıfır eklersin ve 80 bini bulabilirsin. Doğru cevabım D seçeneği, istersen 8 tane 10 binlikten de 80 bine ulaşabilirsin. 3 numaralı sorumuz 100 binler basamağı 4, binler basamağı 7, yüzler basamağı 2 ve birler basamağı 9 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili öğrenciler, bir sayıda 100 binler basamağı varsa bir kere onun 6 basamaklı olduğunu unutmayalım. A seçeneği ve C seçeneği gitti. 6 basamağı ben 6 tane çizgiyle göstermek istiyorum. Nokta bölükleri birbirinden ayırır. Tabi basamakları da adlarını da bilmek gerekiyor. Birlikler, onluklar, yüzlükler, binlikler, OB, on binlikler, YB, yüz binlikler. Verilenleri yazalım, olmayanlar yerine de sıfır ekleyelim. Yüz binler basamağına dördünü yazdım. On binler nerede? Yok, sıfır ekle lütfen. Binler basamağında da yediyi yazdım. Yüzler basamağında da 2 varmış sevgili öğrencim. Onluk yok burada, sıfır ekledim. Birler basamağında da 9 var. Burada eğer sıfırları eklemezsen sevgili öğrencim, bak C seçeneğinde seni burada bekliyor çeldirici olarak. Doğru cevabım 407.209'la B seçeneğidir. 4 numaralı sorumuz 3, 7, 0 ve 8 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulan en küçük doğal sayıdaki 7 rakamının basamak değeri ile sayı değerinin toplamı kaçtır diyor bize. Şimdi biz bunlarla 3, 7, 0 ve 8'i kullanarak bir en küçük doğal sayı oluşturalım. Rakamları burada ok yönünde küçükten büyüğe doğru sıralaman gerekiyor. Sıfırı başa alamasın, basamak değerinin kaybına uğrar. Yani 4 basamaklı olmasını istiyor bize. Sıfırdan küçük 3 var, sonra 0, sonra 7, sonra 8'i ekledim. Burada 7 rakamının onlar basamağında olduğunu görüyorum. 7 tane onluk basamak değeri 70 olur. Sayı değeri de 7, yani sayının kendisidir. Benden basamak değeriyle sayı değerinin toplamını istiyor. İkisinin toplamı 77. Yanıtımız A seçeneğidir. 5 numaralı sorumuz. Bir eşitsizlik verilmiş. Kare yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Biraz daha büyütmeye çalışalım. Şimdi sayımızın her iki tarafına da baktığımız zaman binlikler var, onluklar var, birlikler var. Hepsinde de eşit olduğunu görüyorum. Ortadaki küçüktür işareti soldaki sayının daha küçük olacağı anlamına geliyor. Farklı olan burada yüzler basamağı 8. O zaman benim burada yazacağım yüzler basamağındaki rakam 8'den küçük olması gerekiyor. Küçük olabilmesi için.
7 yazabilirim, 6 yazarım, 5 yazarım, 4 yazarım, 3 yazarım, 2 yazarım, 1 yazarım, 0'ı da lütfen unutma çünkü bazen şöyle diyor. Kare yerine kaç tane rakam yazabilirim diyor mesela. Bunu lütfen unutmayalım. Sevgili öğrenciler, daha sonra bunların toplamını istiyor bizden. 8'den küçük olan sayılar. 7, 6 daha, 13, 5 de burada, 18, 4 de burada, 22, 3 de burada, 25, 2 de burada, 27, 1 de burada, 28, 0'ın toplamada etkisiz eleman olduğunu söyleyelim, hatırlatalım. Doğru cevabım C seçeneğidir. 6 numaralı sorumuz, soruların puan değeri 5'er puandı. Sene başından beri gördüğün konular karşına çıkacak sevgili öğrenciler. Kendini değerlendiriyorsun bir nevi. Rakamlar vermiş burada. 5, 8, 6, 0, 2 rakamlarını bir herkes kullanarak yazılabilecek 5 basamaklı en büyük tek doğal sayı. Bak, tek doğal sayı istiyoruz ama şu bir sıfırı bir sileyim, değil mi? Çünkü bu tek doğal bir sayı değildir. En büyük dediği için 8'i yazdım sevgili öğrencim. Şimdi buraya lütfen dikkat et. Bak, 5 var, 8, 6, 0 ve 2 var. Şimdi burada tek olacak sayı sadece 5'tir. O zaman 5'in sonunda olması gerekiyor. 8'i yazdım, 6'yı yazdım. Büyük dediği için 5'i getireceğim ama başka tek olan rakam yok. 5'i o zaman sona saklamam gerekiyor. 8 yazdım, 6 yazdım, 2 yazdım, 0 yazdım. Mecbur sonuna da büyükten küçüğe doğru sıraladıktan sonra 5'i getirmem gerekiyor. 86.205 doğru cevabım A seçeneğidir. 7 numaralı sorumuz sayılar vermiş. Bu sayıların büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda 3. sırada hangisi olur diye bize. Bakalım sevgili öğrencilerim. Şimdi burada benim gördüğüm 3, 6, 3, 6 hepsinin de 6'şar basamaklı olduğu 600 binli bir sayıdır bu. Değil mi? Hepsinde de 6 basamak var. Burada binler bölüğüne bakalım. 644 bin var. 654 bin var. 654 bin var. 653 bin var. Büyükten küçüğe doğru sıralarsam burada 654 binler birisi birincidir, birisi ikincidir, değil mi? 792, 520 diyelim. Üçüncü bulacağım. 654 binden sonra 653 bin gelir. Üçüncü sırada da bu geldi. Dördüncüde de 644 bin olması gerekir. Ne diyor? Sıraladığımız zaman üçüncü sırada hangi sayı olur? 653.604 yanıtımız B seçeneğidir. 8 numaralı sorumuz 5, 3, 6, 7 rakamlarını birer defa kullanarak yazılabilecek 4 basamaklı en küçük sayı en yakın yüzle yuvarlandığında elde edilecek sayı ile kendisi arasındaki fark kaçtır diyor bize. Adım adım git. Anlamaya dayalı bir soru. Çok zor değil ama kaçırma yani soruyu. Ne istediğini bilmezsen, yani soruyu anlamazsan ne cevaplayacağını da bilmezsin. Diyor ki 4 tane rakam var diyor sevgili öğrenci. Bunları birer defa kullan diyor. 4 basamaklı sayı oluşturur diyor. Ve en küçük sayı olsun diyor. En küçüğü oluşturmak için rakamları 3, 5, 6, 7. Bunları rakamları küçükten büyüğe doğru sıralım. Sonra diyor ki bunu en yakın yüzlüğe yuvarla diyor bak. En yakın yüzlüğe yuvarlayalım. Yüzlüğe yuvarlamada son iki basamağına bakarım. 67, 50'den büyük bir sayıysa bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Kendi yüzlüğünü çıkartabilirsin okunuşundan. 3500 diyorsun ya, sonrasında işte şöyle düşün. 3300, 3400, 3500. Sonrasında da 3600 var bak. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yüzlüğe yuvarladık. Elde edilecek sayı ile işte sayımız burada 3600. Kendisi arasında, kendisi de burada fark kaçtır diyor. Adım adım gidersen çok rahat bir şekilde bulabilirsin. 3600, 3567 ikisinin hemen farkını alalım. Sıfırdan 7 çıkmaz, onluk aldım 5 kaldı. Burada 9, burası 10'dur. Ondan 7 çıkarsa 3 kalır. 9'dan 6 çıkarsa 3 kalır. 0, 0. 33 tabii ki. Yanıtımız C seçeneğidir. 5 puan değerinde bir diğer sorumuz. 58.950 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali kaçtır diyor bize. Bakalım hemen. Sevgili öğrenciler, yüzlüğe yuvarlamak için son iki basamağına bakmam gerekiyor. 50 ve 50'nin yukarısında bir sayı ise bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. 900'den sonra 1000 gelir sevgili öğrencim. 1000 de burayı bir tane arttırır. 58.000'i 59.000 yapar. Doğru cevabım D seçeneği. Bakın, kendi yüzlüğünü okuyarak da yapabilirsin. 58.900 bu kendi yüzlüğü. Sonraki yüzlük. 58.700, 58.800, 58.900 ve sırada da ne var? 59.000 var. Yanıtımız D seçeneğidir.
10 numaralı sorumuz, yandaki örüntüde satır ve sütunlardaki sayıların toplamı 26'dır. Satır yan yan, sütun üstten aşağı doğru dikey biçimde düşünebilirsin. Buna göre verilmeyen semboller var. Bunların toplamını istiyor benden. Biraz daha büyütmeye çalışalım sevgili öğrencilerim. Şimdi bak, 26'dır diyor, değil mi? Bunların toplamını. Şimdi şurada kırmızı yere dikkat et sevgili öğrenci. 11 var, 15 var. Bu ikisinin toplamı 16 etmez mi? Yukarıya ne kalır? Zihinden yapılabilir mi? Yukarıya 10 kalır. Doğru mu? Şimdi toplamı 26 ise 26'dan şu ikisinin toplamı olan 16 çıkar. Yukarıya 10 kalır. Üçgeni bulalım. Buradaki mavi olan, açık maviyle gösterdiğim yere dikkat et. Satırların toplamı 26 değil mi arkadaşım? Bak, işlem yapmıyorum. 11 ile 9'un toplamı 20. Ne kalır buraya? 6 kalır tabii. Şimdi buradaki yeşil olan bölgeyi bak. Sütunların da toplamı 26'dır. O zaman burada ikisinin toplamı 18 ise ben 18'e 8 eklersem 26. Bu durumda orada verilmeyen sembollerden birisi 10'dur, birisi 8'dir. Benden bu ikisinin toplamını istiyor. Hata yapma lüksün yok seçeneklere göre. Çünkü hepsi birer birer ardışık olarak karşına çıkmış. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, Ezgi her gün 115 dakika kitap okumaktadır. Ezgi günde kaç saat, kaç dakika kitap okumaktadır diyor. Şimdi buradaki 115 dakikayı bizden dakika ve saat olarak yazmamızı istiyor. Çocuklar 60'ar 60'ar gidersek 60, 120, 180 diye bir kere 120'nin 2 saat olduğunu biliyorsun değil mi? 2 saatin üstünde bir sayı olamaz. Ne yapacağız burada? 115 dakika içerisinden 60 dakikayı çıkartacağız. Geriye kalacak 55 dakika. Çıkartmış olduğumuz 60 dakika 1 saattir. O zaman 1 saat 55 dakika diyebiliriz. Doğru yanıtımız C seçeneğidir. 12 numaralı sorumuz. Berke 2 metre 45 santimetre uzunluğundaki kumaşın 8 desimetresi ile örtü diktiriyor. Berke'nin kaç milimetre kumaşı kalmıştır diyor. Metre var, santimetre var, desimetre var. Sonunda da bizden bunu milimetre şeklinde istiyor. Şimdi sevgili öğrenciler, burada bilmediğin tek şey desimetre. Dördüncü sınıf seviyesinde desimetre yok ama öğretmenin vermiştir diye düşünüyorum. Ben öğrencilerime verdim. Metre, bir altında desimetre var. Bir altında santimetre var. Bir altında milimetre var. Bunların 10 katlık bir ilişkisi vardır. Yani yukarıdan aşağı doğru inildikçe sayı 10'la çarpılır. Aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça her basamak için sayı 10'a bölünür. Şimdi benden bunu ne olarak istiyor? Bak, milimetre olarak istiyor. Tamam mı? Şimdi o zaman ben bana verilenleri milimetreye çevirmem gerekiyor. Mesela 2 metre 45 santimetre. Bak, önce biz bunu santimetre şeklinde yazalım. 245 santimetre etmez mi? Santimetrenin hemen altında milimetre var. O zaman benim santimetreyi milimetreye çevirmek için yukarıdan aşağı doğru iniyor ya. Sayımızı 10 ile çarpmamız gerekiyor. Sayıyı da 10 ile çarparken sağ tarafına doğru bir tane sıfır ekleyebilirsin. 2450 milimetredir. Daha sonra bak ne diyor? 8 desimetresiyle. Ya desimetre burada. Bak, bir altında santimetre, bir altında milimetre var. 8 desimetreyi de bir sıfır eklerim, 10 ile çarparım santimetre olur. Bir sıfır daha eklerim, 10 ile çarparım milimetre olur. Yani soru şöyle oldu. Berke 2450 milimetre uzunluğundaki kumaşın 800 milimetresiyle diktirmiş örtüsünü Berke'nin geriye kaç milimetre kumaşı kalmıştır çıkartarak bulabilirim, hesaplayabilirim. 0, 5'ten 0 çıkarsa 5 kalır. 14'ten 8 çıkarsa 6 kalır. Biri de aşağı indirdim. 1650. Yanıtımız A seçeneğidir. 13 numaralı sorumuz, aşağıdaki harflerden hangisinin birden fazla simetri doğrusu vardır diyor. Şimdi sevgili öğrenciler, burada birden fazla simetri doğrusu şekli tam ortadan iki eşit eş parçaya böler, değil mi? Mesela K'yi şöyle yapalım. Biraz daha büyütmeye çalışalım. Doğru cevabı biraz daha fazla büyüteceğim. Şimdi sen burada K harfini tam ortadan ikiye bölebilirsin. Simetri doğrusu oluşturabilirsin kendine. Bir tane var ama. Mesela A'yı şöyle bir dikey simetri doğrusu oluşturabilirsin. Dikey simetri doğrusu var. M harfinin de öyle. Dikey simetri doğrusu var. B seçeneğindeki H harfini biraz daha büyütmeye çalışırsak sevgili öğrenciler. Bak, sen bunu şöyle dikey simetri doğrusuyla ortadan ikiye bölebilirsin. Birincisi artı. Bir de yatay simetri doğrusuyla da ortadan ikiye bölebilirsin. Sadece B seçeneğindeki H harfinin ya da bu harfin birden fazla simetri doğrusu vardır.
14 numaralı sorumuz, yandaki toplama işleminde verilmeyen sembolleri istiyor bizden. Verilmeyen rakamı bulma olarak geçer. 5, 2 daha buradaki daireyi buldum. 7, 8, 4 daha elde ye. Lütfen çok dikkat et. 12'nin ikisi elde var, 1, tamam mı? Şöyle diyor. 5 ile 2'yi toplarsam diyor 7 olur. Ama elde var orada. Elde geleceğin yukarıdakinin üstüne eklemiyor olabilirsin. Aşağıdakini eklersin. Ekledim, 3 oldu. 4 ile 3'ü toplarsam 7 eder. Demek ki yukarıdaki sayılar kare 4'tür. Şuradaki çiçek mi diyelim? 12'nin ikisiydi orası da. Çember de burada 7. Benden bunların toplamını istiyor. 4, 2 daha 6, 7 de burada 13 eder. Doğru cevabım D seçeneği. 15 numaralı sorumuz. Bir çıkarma işleminde eksilen 7806, fark ise 2157'dir. Bu çıkarma işleminde çıkan kaçtır diyor. Çıkanı bulmak için eksilen olan sayıdan, yani 7806'dan farkımızı, yani 2157'yi çıkartmamız gerekiyor eksilen sayı bulmak için. 6'dan 7 çıkmaz. 10'luk aldım. Burada 7. Burası 9. Burası gelen 10'lukla birlikte 16 olur. 16'dan 7 çıkarsa 9 kalır. 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. 7'den 1 çıkarsa 6 kalır. 7'den 2 çıkarsa 5 kalır. 5649 doğru cevabım C seçeneğidir. 16 numaralı sorumuz. Yandaki eşküplerle oluşturmuş blokların kuş bakışı görünüşü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sen mesela yukarıdan baktığın zaman o binanın kaç katlı olduğunu görmezsin sevgili öğrencim. Düz görürsün şu şekilde. Mesela buraya baktığım zaman ne diyeceğiz buna? Sayı da verelim diyor, değil mi? Bak, kaç katlı binadır bu? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Şimdi sen yukarıdan baktığında sadece şu üstteki kareyi görürsün. O karenin de üzerine yazmanı da istiyor senden. 4 numara yazmanı istiyor senden, değil mi? 4 numaramızı yaz. 4 neyi? 4 katlı olduğunu gösterir. 4 ile başladık. Şimdi bak, burası da 4 ile başlamış ama bu 4'ün yanında herhangi bir şey yok. Dolayısıyla B seçeneği olmaz. Bak, D seçeneğinde de burada 1 ile başlamış mesela. Bu da elendi. 4. Üstten baktım. Bura kaç katlı? 1 katlı. Bak, üstten görünümlerin üzerine kat sayısını yazacağım. Bak, burası da 1 katlı. Bak, 4, 1, 1 devam etti, değil mi? A ve C seçeneğindeyiz. Burada da 4, 1, 1 var. Sonra hemen 1'in sağındaki, burası 3 katlı bak. Burada 3 katlı var ama bir de bunun sağ tarafında bir yapı daha var. O zaman C seçeneği de diyemezsin buna. 4, 1, 1, 3, bir de bunun sağ tarafına doğru, yukarıya doğru bir 3 katlımız daha var. 4, 1, 1, 3, 3 şeklinde olması gerekiyor. Doğru cevabım A seçeneği. 17 numaralı sorumuz. Yanda verilen eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor bize. 1 numara, başlangıç noktası sabit, diğer tarafa doğru ışın var, ok var. Bu bir ışın göstergesidir. Güneş ışınından gelsin aklına. Güneş bir yıldızdır, sabit yerinde durur ama ışınları sürekli sonsuzluğa doğru gider. Birincisine şöyle doğru dedik. Birin numara olan ışın doğrudur. Çünkü altta da doğru var, o doğruyla karıştırmayalım. Çocuklar, doğru olabilmesi için her iki tarafında da, çizginin her iki tarafında da ok olması gerekiyor. Çünkü doğrular her iki tarafa da sonsuza kadar uzar. Ki bu da aynısı. Bu da doğrudur. 3 numaraya baktığımda tek bir hamle, tek bir iz, noktadan bahsetmiş burada. Kesinlikle doğrudur. Doğru parçası olması için belirli bir uzunluğu göstermesi gerekiyor. Solunda sağında nokta olmaması gerekiyor. Evet, bu da doğrudur. 1, 2, 3, 4 doğru yanıt C seçeneği. 4. sınıfta yine yeni öğrendiğim bir konuydu. 3'te yoktu. Yani yandaki üçgenin verilmeyen açısı kaç derecedir? Bir kere burada bir diklik olduğunu ve bunun 90 derece olduğunu oradaki sembolden çıkartman gerekiyor. Bir. İkincisi, üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu bilmen gerekiyor. Bak, 90 derecelik bir açı var orada. Artı 65 derecelik bir açı var orada. Artı bir de orada C açısı var. Bu üçünün toplamı, üçgenin iç açıları toplamı 180 olacak. Verilmeyen sayıyı bulma. Bu durumda ben 90 ile 65'i hemen topladım. 5 0 daha 5 eder. 9 6 daha 15. 155 derece oldu. 180'den de verilen iki açının ölçüsü olan 155 derecelik açıyı çıkartırsan 25 dereceyi bulursun. Yanıtımız A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Bir bebek yürümeye başladığı ilk gün 12 adım yürümüştür. Sonraki her gün ise bir önceki günden 4 adım daha fazla adım atmıştır. Bu bebek 4 günde kaç tane adım atmıştır diyor bize.
Birinci günümüz, ikinci günümüz, üçüncü günümüz, dördüncü günümüz, dörderli ardışık mı dersin artık, dörderli ritmik sayma mı dersin? 12 adım atıyor sevgili öğrencim. Birinciye 12, bazıları 16 yazıyor mesela. Ya birinci gün diyor ki sana 12 adım atmıştır diyor ilk gün. İkinci gün 16 adım atmıştır. Üçüncü gün 4 daha eklerim 20 adım atmıştır. Dördüncü gün 4 daha ekler ve 24 adım attığını bulabilirim. Bu adımları bulduktan sonra bebek diyor 4 günde kaç adım atmıştır diyor toplamda. 24 adım atılıyor, 20 adım atılıyor, 16 adım atılıyor, 12 adım atılıyor. Topladım hemen. 12'nin ikisi elde var. 1, 2, 4, 5, 6, 1 de elde. 7, 72 adım. Doğru cevabım D seçeneğidir. 20 numaralı sorumuz köşegenle ilgili. Yandaki dikdörtgene göre aşağıdakilerden hangisi şekle ait bir köşegendir diyor. Çocuklar dikdörtgen ya da karenin iki tane köşegeni olur. Çapraz bir şekilde köşeleri buluşturan doğru parçalar. Ya sen buna PY dersin, maviyle gösterdim, ya da buna TS dersin. PY değil de YP dedin, aynı şey fark etmez. TS değil de tam tersini ST söyledin, aynı şey fark etmez. Bak burada zaten PY'yi hemen vermiş sana. Doğru cevabı A seçeneği. Bak SY'leri de göstereyim sana. SY burası. Kenar. Kısa kenar. PS bak burası. Bu da kenar. Bu da uzun kenar. Eledik. T'ye bak karşıdaki uzun kenar. Bunu da eledik. Yani BCD seçeneklerinde kenar var. PY burada köşegendir. Yanıtım A seçeneği.